Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar mekan değişikliği yaptık. Aynen. Eşim dedi her zaman mutfakta çekiyoruz, hadi biraz da gelin oturma odasına çekelim dedi. Evet, insanlar başka yerimizi görsünler. Evet. Hayırlar ki biz bir mutfak var, başka bir şeyimiz yok. Biraz sesimiz yankı yapıyor olabilir arkadaşlar, kusura bakmayın. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar, saatlerimiz bayağı geç oldu. Biraz işlerimiz vardı, alışverişten geldik, yemek falan derken. Değil mi prenses? Anne burası şey gibi olmuş, aynı böyle firma toplanıyor da toplantı yapıyorlar yani. Aynı. Toplantısı. Evet, konferans gibi oldu. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Ooo, beceriksizliğim ortaya çıkacak. Bu da ya. Açın, zor kapatın. Ne bileyim, ben de açamadım ben. Arkadaşlar, yarın çocukların okulları yok. O yüzden bize dedik, saat fark etmez. Peki, biz bakayım başkasını. Peki, biz başkasını. Evet. Rıhtın gene Fulya. Hadi bakalım. Bunda nerede, bunda ne yapıyor? Bunda uyuyor. Bunda bugün yorulmuş. O da bugün bahçelerde koşturdu, uyudu kaldı. Skateboard'u aldı ya, koşturmuş. Tosun Paşa sormadın ya, bunda mı içecekti? Tabii onunla içeceğim ben. Hadi buyur bakalım. Benim sağlıkla seviyorum. Tabii ki. Sen her daim sağlıklısın. Sağlıksızlar bu ne o zaman? Ama ben... Zato. Muşkara değil bu. Bak yine diyet işte. Tosun Paşa. Diyet çikolatası. Artık dünya alem duydu, sen diyet yapmadın. Hadi bırak şu diyeti. Tamam ben. Al annen bakalım. Oğlum diyen de biraz sıcaktır bana. Al oğlum. Tamam. Bu da şey. Ben kendime bir ton alacağım. Şimdi iyi bakın. Bunda yine diğer şeyler, çikolatası. Ben de bunun iki katı var. Böyle eksik eksik. Eksik mi? Sarıyor. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi yine hazıra kaçtık. Her zaman bir olmuyor maalesef. Arada bir. Arada değil, hatta bizim çoğunlukla yani. Doğru söyleyelim. Çoğunlukla hazır oluyor. Evet şimdi yani 30 duruşa doğru attın. Ne istiyorsun ki ya? Kusur Paşa. Masada mendil yok ya. Hoş bir mendil kapken yürü. Osman şu bir, iki, üç kap. Aslanım benim. Ben hemen duş ses getirdin. Hemen de hazırmış cebinde. Hazır, bekliyorum burada biz. Aha, benim domatım bitti. Bunu da koyalım mı? Niye sen o dekor mu yaptın? Evet. Yani bu çocuk açtan ölmez. Ölmez. Oh, yok. Ağzında da biliyor. Bakın nasıl. Mendilerimizi vereyim. Bakalım. Tamam. Evet. Beş kuleli vardı. Arkadaşlar sizin de böyle alışkanlığınız var mı? Biz akşam oldu mutlaka çayın kahvenin yanında bir şeyler arıyoruz. Eşim diyor ki mutfakta bugün bir şeyler kokmadı diye, pasta pasta yapmadın mı diyor. Yani şimdi genelinde biz Türk insan olarak akşam oldu mu yani bir şey aranıyor. Bir şey içiremiyoruz değil mi? Misalen bu ilk korona çıktığında ne vardı? Misalen dışarı çıkamıyoruz Türkiye'de insanlar ya. Adam gene çerezciye uğruyordu. Evet. Alıyordu. Yani. Biz de sadece çay içemiyoruz öyle. Ya mutlaka olmuyor. Yanında bir şey olacak. Hani bizim kültürümüzde var o ya. Evet. Aynen. Bizim kültürümüzde var yani. Hoş sohbet. Bir pastacı. Bir de hemen şeye videomuzun başındayken söyleyeyim. Arkadaşlar benim bir herhalde böyle videoyla konuşurken takıntımı yaptım, ne yaptım sürekli. Hatta birkaç arkadaş da yazmış dikkat eder misin diye. Ben de videoları izleyince hem gülüyorum hem kendimi hayret ediyorum. Sürekli tabaklar yerini değiştiriyorum, böyle oynatıyorum. Herhalde kafamda öyle bir şeye kalıyor. Yani bugün mümkünse yapmamaya çalışacağım bakalım. Kolay değil yani, ben kontrolcü diyorum böyle, kontrol ediyorum böyle sana. Ben söyleyeyim ben sana yaparsın. Evet. Yapmamaya yani, çalışırım ama gene de söz veremem. Kolay bir şey değil yani, kolay bir şey. Aynen. Annem hep onu şey yapmıyor. Telefona konuşsa annem oturur böyle, yaş kasalıyor, neler yapıyor. İşte farkında değilim onun yaptığı. Hep böyle yapıyor. Niye kadın mahı siliyor bütün gün. Evet. Beyin dolu olunca, şatakat dolu olunca. Hep böyle yapıyorum. Niye yaptığımı farkına vermiyor. Dikkatle bakın bak, Semih abi bakın. Hiçbir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Adam bir şey katılmıyor. Hiçbir şey demedi. Adam ne etlisi ne sütlisi ne kartı. Hiçbir şey karışmıyor. Bana ne diyor. Adam bir gemiye yapıyor. Valla. Hani ördek gibi. Dünya yalnızlığı bana yalan diyor. Onun gibi. Ama o konuşmayacak, ben konuşmayacağım. Kim götürecek bu işi? Gene benim işime kaldı. Temiz abi. Bizim başarım ikimize kaldı gene. Hayır bu falan sanacak ki dili konuşmuyor. Dilsiz sanacak galiba. Öğrendi artık oğlum bu gün işte konuşmuyor, ne yapacaksın? Adam bayağı çok... üstüne para da verse gene konuşmuyor. Yapacak bir şey yok. Olur, zaman gibi konuşur benim oğlum. Allah nasip ederse benim gerçek gelin şanslı. Ne olacak? Bütün gün evde gelin konuşur, oğlan kutsa. Gerçek ne olur? Adam bıçakla dövüş gibi oldu bana. Gelin deyince niye oğlum eğlenmeyecek misin sen? Daha değil. Daha değil de. Durun bir, durun bir. Baba oğlum konuşalım. Durun bir yavrum. Sen ne zaman eğlenceksin? Ne zaman bırakacaksın bu öğleden? Vardı. Kaç sene? Sene mi? Ay mı? 5-6 sene. Ne? 5-6 sene. Hadi 5-6 sene edin rahatsız gene. 18, 5 daha. Anam babam bu. 23 daha, 23'e de istiyorum sen de. 23'te sen mi? Öğleneceğim mi 23'te? Allah Allah. Sana çocuklarımı hemen göndermek istiyorum. Evet. Ne oluyor? Anne. 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 Daha ben çocuklarımı ekmeğini yemeden gönderir miyim? Yani. Oturmadan ya. Olur mu yani. Öyle?
Olmaz bu işte. Biraz şöyle gölgesine oturayım. Ekmeklerini yiyeyim. Ne yiyeyim sana? Bana gel diyorsun. Anam babam bunlar bu. Bizden daha çok fazla ekmek yiyor. Bunu ne yiyeceğiz? Olsun. Baba gene yapmaya başladım. Benim farkına vardım. Ama ben nasıl yapacağım? Sabahın ne oldu? Haberim var mı sabahın? Şimdi sabahın başarı geldi. Aslında söylemeyecekler. Söyleyeyim de. Baba diyor, bana diyor 3 broşün yaptı diyor biliyor musun? Ama annem 2 broşun söyle diyor. Vay vay vay. Anne bazı yeri yani. Gel 3 tane broşunu götürdü ha. Bir de en şeysine biliyor musun? Melih'in gerçekten geçmiş çok ağır ders yaparken. Böyle diyor böyle. Böyle ekstra baktığını böyle yapıyorum. Senin ismini Sündü yapmıştı. Şimdi bizim senimiz öyle durduğu gibi sakin değil. Yani sakin de ağır başı da. Hani keyif yerinde oldu bize bir güldür bir güldürün ki. Şuna bak sen. Bir de bana diyor ki. Anne benim midem küçüldü diyor. İki broşeyi zor yiyorum diyor. Evet. Üçüncüyü götürmüş arada. İşte. Duyu da inanma. Ya. Neyse bakalım. Hatırla bu spor yaparken ne yirdi ya? Evet. Adam ne yirdi ya? Sanki şey yapıyordu. İnadını yirdi gibi yiyordu ya. Böyle. Evet bilirsin aşkım. Ne oldu? Hadi hemen git gel. Ne oldu? Lavaboya gidecekmiş hemen. Hemen yıka çekmiş de. Hadi kızım. Bana sağlıklı besleme için portakal suyu verir misin? Getir bana bardağını. At tosu başına bak. Değil mi? Şöyle suyumuzu içelim. Adam para uğratıyor bak bir şey değil ya. Sağlıklı beslenme. Olsun benim oğlum işinden geliyor. Hadi bakalım. Aslında... Arkadaşlar sizde de çocuklar genelde böyle mi? Gördüğünüz gibi büyük olan birazcık. Aslında bu kadar da sessiz değil. Her yok ya bakma sen ona. O... Biliyorlar karşısında sessiz biz duruyor. Şaban dedi ki polim yapıyor bir de bu polim ya. Bu öyle değil ya. Evet. Polim yapıyor bir de. Tosun Paşa'nın tersine mübarek ağzını bağlasak elinle konuşmaya çalışıyor. Değil mi Tosun Paşa? Bazen öyle olmuyor. Çok farklılar. Dört çocuğun gördüğü de çok farklı. Yani. Herkesin suyu başka. Hem senin daha başka canım. Biz diyoruz sen bak ya biri yeri biri bakar. Bir yerden ondan sokamış ama. Olsun. Sen de biraz daha iyisin. Senin eli sıkı da yani sıkı. Parayı çok harcamayı sevmez o. Benim oğlum sıkı değil tutumlu. Tutumlu. Abi buna cimri diyor. Ben sana ne dedim gelecek gelin şanslı. Adam işte. Cimri ya cimri. Oğlum kaç param var bilmiyorum diyor. Adam bilmiyor. Bilmiyor. Hem yani nasıl bilmiyor. Bilmedin derim adamı ya. Vuruşunu biliyordur o vuruşunu. Yani... Söylemeye gelmez değil mi? Onun elini ya cimri ya. Bilmiyor. Ama ben bilmiyor mu? Bilmez. Hani bu falan bu şey evlenemez. Bu falan kahve falan gitse kahve falan kafe gitse kızla. Kıza verip kızla bulur. Ay kız ayrı konu. Ayrı konu. Ne demiş be ya ağacın harlamasında insanın konuşmasına korkacak diye. Doğru. Hiç öyle sanma sen. Kızım prensesin değil mi? Arkadaşlar hep bana yazıyorsunuz. Abi sen çalışmıyor musun sen çalışmıyor musun diye. Ben yazayım altı cevabını. Hani serbest meslek sahibi olduğum. Hani siz yazın bakalım ne iş yapıyorsunuz, neyle uğraşıyorsunuz, tahsiliniz ne? Olur ya lise olur, üniversite olur, çok büyük ya. Ev hanımı mısınız? Tamam, yorumları yazın bakalım. Sen doktor musunuz? Değil mi? Ya da böyle iğne yapmasın, doktor iğnesin böyle. Dediğin gibi doktor musunuz? Ailesi için böyle şeyler oluyor ya. Sana gelsin bu iğne yapsınlar değil mi? Hani okudu biraz merakım var. Geçen Allah razı olsun yine yazmışsınız nereden geldiğinizi, nereli olduğunuzu. Bir daha mesleklerine diyorum ama neye... Yaşınız kaç? Hayırdır ya şimdi? Aa Melih. Nüfus memuru musun sen? Ya sorulmaz. Nüfus memuru musun sen? Ne cennet? Ben soruyorum ama. Melih'i bırakırsan biraz da diyecek ki maaşımız kaç edecek. Melih. Abi iki şeyi sormam. Hemen sorulmaz. Hemen sorulmaz. Adama, adamlara maaş sorulmaz. Hanımlara da yaş sorulmaz. Olur mu öyle ya? Tosun Paşa'm daha öğrenecek bu işleri. Tamam siz bunu şey başa almış gibi olun. Hiçbir şey sormadık. Tosun Paşa'm da nasıl iyiymiş. Ama bir dakika. Ben şimdi böyle benim iş yerim varsa. Birisini tanıştıracaksın. Birisi ilgilenecek. Yaşınız kaç? Tamam ya. Sen iş yeri kurmadın. O başka oğlum. İş sahibi değilsin. Herkes yaşı sorulmaz. Hayırdır, hayırdır. Anne. Pardon. Bir şey olmasın, bir şey yapayım ya. Anne, söylemeyeceğim ama oradan kim olduğunu biliyor zaten. Burada selam söyle söyle ya, bir şey olur arkadaşına. Söyleyeyim mi? Söyleme, söyle. Söyleme, söyleme. Ha, Esma buradan izlediğim teşekkür ederim. Evet, bizim kızlarımızın okul arkadaşları izliyormuş. Yani kendine okulda şey kurmuşlar. Arkadaşları. Çift grup. Videonun altına yazın. Bak Esma yazmış. Şöyle bugün okulda çok mutlu oldu değil mi? Evet. Halo ben Esma'yım demiş. Hemen Fulya da seni oradan bir selam gönderdi. Melik senin arkadaşına bakıyor mu? Hı. Bakıyor. Benim en çok bildiğim bizim eski mahalle çok bakıyormuş. Herkes selam olsun eski mahallemize. Çok tanıdığımız var orada. Zaten bugün sabah kadar uyumayız değil mi? Hı. Öyle mi? Evet. Ben bunu neyle yiyeceğim? Çay kaşığı getirmen lazım da annem bu yemeğin için. Hadi fırtına gibi koş hemen kapta gel. Anne bu çocuğa var mı? Bak yeter sana. Hayır şekerim. bak. Ya şimdi okumaya kalkmayın canım boş ver içindekileri var işte. Al tamam. Şekersiz soğumaz bugün ki. Bugün gene tıp bakana gittik.
Kızlara sözüm vardı. İlla şey yapacağız diye. Marshmallow, marshmallow. Bakmışsınızdır videoda. Söylemiştim. Ya geçen hafta, işte bu hafta sıcak olduğu için bir tane bulamadık ya. Bir tane yok. Çay kaşığında yiyinirdi kızım. Onları yiyemez. Kalfan'da gitti. Kalfan'da hepsi jelatinliymiş. Bizim yakınımızda oturanlar. Yazın bakalım şey. YouTube diyorum. Mesajlara. Hepsini siz mi aldınız bizim alacağımızı duyunca? Yani. Bugün gittik Türkbak'ta da hiçbir tane bulamadan geri geldik. Üç tane Türkbak. Üç tane. Evet. Jelatinli. Hepsini almışlar değil mi anne? Hı-hı. Kalmamış işte. Ne yapalım? Nasıl değilmiş annem? Nasıl olmaz tabii... yaparız herhalde. Ne yapacağız? Maaş mı yapacağız? Biz yapacağız. Olmaz ki. Olur. Allah'ım ya. Ne olmasa ki? Ah Melih. Her şeyin ustası var annem, biz bilemeyiz. Ben ustayım. Sen tek bir ustur alıp falan var, şu değil. Şıkır. Yaramaz. Türkiye'de bir şey çıkmıştı. Bütün sosyal medyalarda sarımsak turşusu ünlüydü. Hı. Herkes marketlere sarımsak turşusu almaya koşturuyordu. Burada da şey oldu herhalde. Ne onun ismi? Marshmallow. Ya burada... Gittik, aradık, bulamadık. Ya burada şimdi bir korona zamanında en çok pahalaşan ne oldu? Ne oldu? Birincisi bilgisayarla pahalaştı. Kolonya. Tabii Kolonya. Kolonya geçti galiba. Kolonya geçti. Kolonya başta şu başta vardı. Bilgisayarla pahalaştı. Hem daha sonra. İkincisi evle acayip pahalaştı. İki kat. Bir de tabii evcil hayvanlar. Yani demesem neydi o? Kaç olmuş oturduğun semtte burası 130 şu an mı evcil hayvanı satışı? 34. Yani buradaki zamanında köpek, yani köpekler 8 euro olan köpekler burada 2000 euro oldu. Bey insan. Hani adam parasını bile köpek alamıyor. İki tane muhabbet kuşu gördüm. Hani buyur. Şey var ya şu eBay işte. He. Adam iki tane 120 euro istiyor. Oğlum en ucuz köpeği nerede buldun biliyor musun? Yakın bize ya. Viyana'da. Ne ki? Avusturya'da buldum. Kaç para? 900 euro. Arkadaşlar gönderin bize Viyana'dakiler. Hani yolduğuna da oturup tatlısına. Tamam ulan yolduğuna. Arkadaşlar. NLV'de yani bizim oturduğumuz eyalette yakın bilen. Bilen varsa, hani köpek besleyen ya da büyüten ereği olarak biz boxer tipi köpek arıyoruz. Bu kız olsun lütfen. Evet. Yavru olacak. Küçük olacak. Boxer tipi bilen varsa kardeşlerim yazın yorumlara. Valla cidden arıyoruz. Aynen. En şey 100 kilometreye kadar gidebiliriz. Yok 150 de giderim ben ya. 150 gider miyiz? 150 giderim. Gideriz. Arkadaşlar 100-150 kilometre arası da olsa almaya geliriz. Eğer varsa bize yazabilirsiniz. Dortmund'un çevresinde 150 km oturan arkadaşlar varsa yazın. Yavrucuğum. Valla hakikaten çok arıyoruz ama yok. Tabii ki fiyatını da şey yapman lazım. Mesela fiyatı 1 euroyu geçmemesi lazım değil mi? Doğru. Adam şimdi diyelim ki değer böyle böyle bende var. 2000 euro ama ona gelemeyiz. 2000 euro ben. Hayır. İşte o yüzden fiyatını da söyleyelim de. Ne oldu lan? Ne yapıyorsun orada? Bir şey olmadı. Benim paşamı şöyle gösteriverecektim. Benim paşam vardı da. O sen kaçıyor. Hadi bir gel, bir gel seni göstereyim. Biraz bağışımını kaçırdım o. Abo. Hah yakaladım. Abo. Anam arkadaşlar da ona göstereyim. Bizim evimizde iki tane küçük böyle kuşlarımız var. Bu paşamız. Bu küçük paşamız var. Geri geldim oğlum sen. Paşa görünmüyor bile değil. Paşa. Görünmüyor benim paşam. Hanım kuş şöyle gibi minicik görünüyor burada. Kuş senden de. Ben şöyle bir paşamı göstereyim, bir paşamı benim. Bakalım paşam. Evimizin en küçük üyesi. Hah. Şunun güzelliğine bakın, şunu yaradana kurban. Paşamız daha 2 aylık. Evet. Sevgiler gününe geldi. Evet. Oh. Ne yiyeceksin sen? Ne yiyecek acaba? Ne yiyecek? Ne yiyecek? Kuş donat yiyor tabii ki. Tabii. Yiyecek donat yiyor. Ne yiyecek kuş? Donat yiyor. Tabii değil mi? Başka ne yiyecek kuş? Donat yiyor. Bak Semih abi gülüyor gibi yaptı. Yiyecek mi oğlum donattan sen? Yiyecek mi? Ha, yiyecek mi? Oh. Yani bu hayvan ölürse aşırı sevgiler ölecek. Allah'ım ya. Arkadaşlar bir tane daha var da o maalesef. O biraz yaramaz. Evet. Şu an kafese girmek istemiyor, dışarıda kaldı. Dün dışarıda geçirdi gene. Hadi bakalım. Biraz. Alışkını kontrol etsin. Biraz varoş. Baba dilenci gibi böyle sokakta bakıyoruz gibi. Senin sıcaklar olup fakirler. Hayvanları çok seviyoruz. Çocuklar olsun, dizi olsun. Hayvanlara düşkünlüğümüz var. O yüzden belki diyorlardır her videolarda bunlar hayvan konuşuyor diyor ama. Gerçekten de almak istiyoruz. İnşallah Rabbim gönlümüze göre nasip eder. İnşallah. Ben bir de at aldım. Kodumun at oldu. At çift figürü yavrum. At çift figürü. Her şey at. Yumuşa 30 euro. Yani. Ne az. Hayır. Bir evde koymuşsun. Ama hakikaten yani acayip pahalaştı ya. Evet. Öyle böyle değil yani. Öyle böyle değil. 1000 euro yani. Hatta köpekten önce kediye karar vermiştik. Hadi kedi alalım dedi. Ben istemedim. Onu da kediyi bir tane bir genç arkadaş buradan herhalde 17-18 yaşında almış. Türk. Bütün aşıları yapılmış, her şeyi hazır içinde.
Bak evde durmuyormuş kedi herhalde. Ya da bakmak istememiş olabilir aslında. Taşınıyormuş, taşınıyormuş da. Taşınıyormuş. Dedi ki ben dedi bahçeli ev olan satmak istiyorum dedi. Biz de tabii bir tane bahçeli evimiz var. Sonra ne oldu ya o? İşte hani kuşlarla şey yapmıyormuş. Biz de dedik ki şimdi evimizde iki tane kuşumuz var. Kediyi getireceğiz. Ben sana bir tane kuş vardı. Mavis vardı. Evet doğru o zaman bir taneydi değil mi? Kuşa zarar verebilir dedi. Sonra bir de Gülay'a gireriz diye. O yüzden kediden vazgeçtik. Bir kedi için bir kuş öldürmeyeceğiz. Evet. Bir tane dedik hayvanı severken diğerinin canından şey olmasın. Ha, şimdi bu bir yüzden de... şimdi kesin kararımız köpeği inşallah bak bir nasip etsin. Çünkü köpekler kedileri kuşları saldırmıyor. Yani biz şimdi kuş aldık ki köpek artık kuş koruyacak ha. Kediden karşı. Komşu kedisine karşı. Gel bakalım. Görün bakalım kediye hani, nasıl geliyor buraya. İşte böyle mantık böyle gidiyor bizde. Kuş alıyoruz, köpek alıyoruz, kedi koruyor bizi. Yara kuş, köpek alıyoruz. Sallanıyor, sallanıyor gene. En yakın orada. Aynen de bizim büyük olan çok istiyor köpek. Küçük de istiyor. Ben istiyorum. Hani çok istiyor ha. Aslında küçük köpek niyetimiz vardı da dedik ulan köpek bizi korusun, biz köpek korumayalım dedik. Ben de Cenk olsun, Cenk ne ya abi? İnsan mı ismi bu? Yandan Cenk diyor, adam geçsin. Kızım daha almada isim mi olurdu bakalım? Hayır, adam geçsin yandan Cenk diye bana sesleniyorsunuz. Ay dün bile onun muhabbeti vardı ya daha köpek gelmedi hayvan yok isim arıyoruz. He. Türk ismi mi olsun yabancı ismi mi olsun çocuklara? Yabancı olsun Türk olsun önce. Duman olsun bakalım. Duman. Tosun Paşa 2. Tosun Paşa bir eve 2 Tosun Paşa yeter. Sen her, Tosun Paşa'sın. Konuşmuşken ya arkadaşlar gene siz yorumlara yazın da sizin bir evcil hayvanınız var mı? Kedi mi var, köpek mi var, kuş mu var, balık mı var? Hani isimlerini tavşan var mı? Hani biz çok evlisiz bakarsın balık vardı. Tavşanımız vardı, kuş evet. Vardı, kedi yoktu, köpek yoktu bir şey şimdi evet. Bizim çok şey istiyor. Hamster istiyor. Hamster bir de büyüğü var onun adı nedir? Ama mecburunuz şey yapamam evde ya. Hey. Ben yolda gözle korku paçı. Ben şu an içinde almalısı ama ben şimdi tutucusu. Hani gibi şeyler mi? Hayır anne. Biraz hamsterın daha büyük. Tek onun hamsterın başkası. Ne yaşarken bayağı. Hamster bir sene yaşıyor, ona 4 sene yaşıyor. Ben korkarım 5 sene. Anne hayır. Tavşan gibi böyle. Melek, bağırıp melek bağırma. Yan çapı bağırma. Kola gelecek böyle. Anne asıl hayvanı öğrenci edememesin. Ben öyle bir şey duymuştum. Yanımda gözlerse. Ben sonra ölüyoruz hayvan korkmaz. Hayır ona değil. O hamstera değil başka köpek yeter köpek köpek köpek. Siz gene yazın yorumlarını hayvan ne beslediğinizi. Hamster master şey yapamam da. Varsa yazın yine. Sen ne kadar paça. Yalnız dolaştık da yalnız dışarıda. Gelincik gördük. Gelincik. Gelinciği de kedi koşturuyordu. Deniz değil durma oğlum. Onu çok şey yani hayvan. Onlar Türkiye'de. Evlen tavadan da çok gezerler. Evet. Evet. Onlar şey falan kaç boğala. Tamam tavuk. Tavuklara değil mi? Evet. Tavuk. Evet. Köylerde tavuklara, tilkilere olsun. Mesela bizim vardı bir kere. Tavuk şeyinin adını. Şey tavuk kümesinin. Tavuk kümesini akşamdan ben mi yaptım annem mi bilmiyorum. İyice kapatmamış şeyini, kapısını. Kapıda dedim de bir tahtadan bir şey vardı. Gece tilki bir girmiş bütün sabah kadar bütün tavukları boğmuş yapmışmış. Tilki ben şimdiye kadar iki kere mi gördüm bu Almanya'da. Bir kere geçen arabanın koştu, durabildik. Tilki aslında çok korkak hayvan, kaçıyor. İnsan çok şey yapmaz. İnsan da çok üzülüyor ya, emek veriyor, onları büyütüyor. Hatta mesela civcivken beslemeye başlıyor. Öyle olunca da insan üzülüyor. Hani en çözünebiliyor mu köpek almayı? Köpek al bakalım kedi gidiyor mu? Kalan da gibi. Sen görürsün kedi bile gelmez buraya. Kuş ne olsun buraya. Arkadaşlar böyle. Şimdi biz anneciğim bir şey anlatabilir miyim? Şimdi biz köpek alacağız da aslında bu köpek için çoktan beri bizimlerle konuşuluyordu ama hep ben önüne geçiyordum. Benim köpek korkum var. Doğruyu söylemek gerekirse. Evet. Köpeklerden çok korkuyorum. Türkiye'deyken beni işte nişanlıyken daha evlenmeden komşumuzun köpeği saldırdı bana. O da koyun ne köpeği var ya koyun köpeği. Büyük bir köpekti işte. O yüzden ondan bir aşırı derecede korkuyorum. Burada mesela karşıdan köpek kesti. Aramızda 2 metre mesafe var. Ben yine de o kadar korkuyorum ki. Aklımız mı gidiyor? Yok daha var. Daha var. Benim telefon bütün gün gızlanmayında olduğu için. Olsun daha var. Dizildiğin gibi her şey natürel bir şey yok. Evet, kesme yok devam ediyoruz. Bu yüzden aslında çok korkuyorum köpekten. Yani. Evet tamam da ya güzelim. İşte kendi beslediğin köpek, küçük abi köpekse ısıracak hali yok ya. İşte beni böyle kandırıyorlar arkadaşlar. O köpek seni çok sever. Kandırmıyor. Seni ısırmaz. Sen ona alışırsın diyorlar. Bilmiyorum artık. Yani bakarsın bir de psikot çıkar köpek. Ne bileyim. İşte benim de çok korkuyorum. Bizi alacak eserde. Bakarsın köpek manyak çıkar. Herkes ölümmeye kalkar. Fulya gene uçtun gene ha. Uçtun gene ya. Fulya. Fulya. Allah. Fulya. Alan. Az film bak az. Ya çocuğun hayal gücü çok büyük. Aynen. Bir esas bir neler yine.
Yani en azından iki tane yedim yani. En azından bu konu 5 senedir vardır yani. Vardı. Evet vardı da yani dediğim gibi ben hep önüne geçiyordum. İstemiyordum. Uydum benim hanımda bir huyu var. Bugün okey der. Yarın sabahına kalka konu ne diyor. Evet. Hani unutkan o konuda yani. Hayır tabii şeyinde işte hani korktuğumdan dolayı aslında. Ama ne küçük beslediğin gibi ben niye sağlıksın? İşte korkuyor musun ya? Yani? Ben dedim Semih'e. Dedim oğlum bak köpeği aldın mı dolaştıracaksın, bakacaksın, eğiteceksin. Senin hala bir şey evet. Söyleyeceğim. Hakikaten Semih de köpeği onun gibi eğitirse Semih. Semih köpek çok şey olur ya. Böyle soğukkanlı ne diyor? Sakin. Sakin olur ya. Hayatını bir kere hava. Normal. Adama bak ya hangi bürokrat gibi konuşuyor. Diyorlar aslında. Zaten ya işte sen biz alacağız. Sen hiçbir şeyine karışmayacaksın diyorlar. Öyle mi? Yani bilmiyorum yaz, artık. Kış, yağmur, yalabuk. Yalabuk derken çarpacak mıydı baba? Semih? Bahçeye koyacağız. Bahçeye koyacağız. Yapma ya. Bahçeye koyacağız. Yapma ya. Olmuyor öyle ya. Bak. Yapma ya. Oğlum ya, yanına olacak olur. Acımız köpek. İnsana bağlı. Evet. Onu bahçe bağlayamazsın. Yanına olacak. Alınsa. Oy. Ben izine bile gitmemiz. Alırım bunu. Beğendin mi? Doğru. Kalsın hemen buradan bir şey... Buyur. Şimdi izledim. Tosun Paşa köpek alacağız diye izine mi gitmeyeceksin? Ben sen sizi nasıl gezer Tosun Paşa yok diye? Gezersin. Gezer miyim canım? Bir yere gireceğim bir şey yiyeceğim. Anne. Biz ona durum yok yiyeceğiz. Telefonu var. Ara sıra konuşuruz. Ya, olur mu? Ben... Hayır köpeği gösterir telefonla. Sipariş verdim sen annene aldın. Ben Türkiye'ye gittim şimdi diyelim ki işte bunu yiyor. Derim ah Tosun Paşa da olsaydı şu ucundan gitseydi derim. Yollarsan. İzin benim burnumdan gelin. Yollarsan karar. Videoda atacaksın döner yiyeceğiz. Ama şimdi yani geçen sene nasıl bomadı anlatır gibi. Aslında biz İrfan kardeşim bak. Tutayım. Burası selam olsun. He? Bizler takip ediyor. İyidir. Aslında biz onunla arabayı kiralamıştık. Aynen. O da nasip olmadı. Yani bu sene olursa gene nasip olursa gene İrfan kardeşim bir arayacağım bir rahatsız edeceğim. Burası selam olsun İrfan'ıma. Döktün anne. Ya tabii daha bir şey belediye hanım. Nasıl bir şey belediye canım? Yani olursa ben gideceğim yeri biliyorum. Belki uçak atmaz yine. Bugün 3. ayın 1'i mi? 3. ayın 1'i. Evet. Arkadaşlar 3. ayın 1'indeyiz. Her videolarımızda söylüyoruz. Daha Almanya'da. Gerçi Avrupa'dan takip edenler biliyordur da. Burada mesela kıyafet bölümleri açılmadı. Daha açılmadı. Hiçbir şey giyim hakkında, televizyon, beyaz eşya hakkında hiçbir şey açılmadı. Evet. Her yer kapalı. Çok sıkıcı. Gerçekten aşırı derecede sıkıcı oldu. Hadi yapınız. Bebeğin tatı gelmedi ama aklıma geldi ben söyleyeceğim. Sadece yemek gelir açık olanlar işte ona da ne zaman hep gidemezsin ki. Yani, ne zaman sıkıyor bir yer. Yine Allah aşkına bilirim. Yine YouTube bizi biraz meşgal ediyor. YouTube evet, araştırıyor. Evet. Bir de hava değişti. Bir de bahçemiz var. Bir de ev oldu. Şimdi biraz, insan biraz dağılıyorsa sola. Yoksa altımız bir yerde olsak. Evet. Olmaz bu iş. Genelde sıkıcı oldu. Hani en azından maskeyle her yerine dolaşabilsen açsalar da. Çok iyi oldu. Yok hayır. Bir şey oldu. Ya bilgisayar aldık ya bilgisayar. Evet. Para var bilgisayar yok ya. Daha da açıcılığı da belli değil değil mi? Uzatırlarsa tamam artık. Emine demişler bak bir şey demişler ya. 4. ayın 14'ünde. Kaç? 4. ayın 14'ü mü? Belki. Direkt belki. Mi? Belki. 4. ayın 14'ü mü? Hakikaten. Ha, ne diyor lan? 4. ayın 14'ü mü diyor? Ben okula bırakayım ya. Ya biz bırakamışsın ya. Gerçekten. Ben okula bırakamıyorum ya. Allah. Ama sen bilgisayarı 2030 olursun. İnşallah, 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 inşallah. Allah'ım ya Rabbim. Fulya, Fulya. En azından bir kikter hastalardı değil mi Fulya? Evet. Biz Fulya Funda ile bir kiktere gidiyorduk. İki şeye giriyorduk. Ya en son, en son düğüne de gittik ya. Onu hatırlamıyorum ki düğün... 2 sene olmuştur herhalde. 2 sene oldu ya. Zaten 1 sene oldu. Şey, korona olalı 3. ayda 1 sene oldu. Evet. Ondan öncesi de vardı bir de daha şey. Ben de hatırlamıyorum. Zaten korona... ya Ömer gene bir faydası var. Düğüne gitmiyor, altın takmıyor. Yani bir o konuda gene... Yazık ya, korona mağdurları oldu. Bir sürü yani bizim hemşehrilerimiz o bekleyen... Gelinler, damatlar yani kaç oldu. Kişi var, kaç kişi var. Aynen. Yani bu işten çok ekmek yiyen var. Yani Allah ya, kolay versin. Evet. Ya hem ekmek yiyen hem de çok üzücü oldu. Tabii ki hem bir de yani müzik şakasına duruyorsa bu işi biraz moral olsun diye ama evet. Türkiye'de esnafın durumu bakarsın, buradaki esnafın durumu bakarsın zor. Evet. Hakikaten zor. Allah sana geçim versin. Kolay değil. Anlıyor herkesi. Hani çoğu kişi insan işini kaybetti. Evet. Kolay bir şey. Restoranlar kapalı mesela. Yazık restoranda çalışanlar. Evet. Onlar işsiz kaldı. Eve ekmek götüremiyor. Otelde. Otelciler olsun. Düğün salonunda çalışanlar olsun. Çalgıcılar yani aslında sayarsan bir sürü. Ya hanım buna 2 sene önce nasıl soğan kaç paradı? Şimdi kaç para? Şimdi soğan yer yiyor. Lokantalar kapalı. Evet. Oteller kapalı. Kimse almıyor ki. Korona olan herkese Allah sıkı versin. Yani. Ya ben size akıl, ya kardeşim buna akıl vereyim. Paranın sahip çıkın. Paranın, akıl şey değil de. Yani paranın çarçur etmen.
her şeyi paranıza harcama. Evet. Zor oldu zor. Yani zaman kötü. Koronadan hakikaten zaman dolayı, kötü. İnsanlar yani, yazı çok zorluklar. Burada çıkıyor bile beni kaç arkadaşım işsiz kaldı. Kısa işe girdiler. Evet. Yani zor oldu yine hakikaten. Böyle çok sıkılacaktır bir şeyler böyle internetimde belirli giriyor işte. Sonra bakıyor bir şey alıyor ama gerekse olan bir şeyi. Korona olmasa almayacak, gezecek ama böyle insan sanki depresyona giren gibi hep bir şeyler almak ama istiyor. Ama her gün telefonu işte bu kızım bile değil mi? Her gün haberler anlatıyorlar değil mi anne? Hı-hı. Aferin sana. Neyse, o zaman sana mühürse gibi şey olur. Seni krizleri sürüyorum. Anne bu senin haberleri dikkatlice izlediğin anlamına geliyor. Doğru. Ben haberleri kısaltmayı hiç kaçırmam. Aferin benim kızıma. Güzel olan şey. Haberi sakın başlık bile ya. Ha? Allah herkesin yardımcısı olsun. Yani herkes. Yani çok zor. Hakikaten çok zor. Yani hayır, Allah geçinmesin herkese. Zor. Herkes çocuk büyütüyor. Hani bazı yazıyorlar arkadaşlar altına. Kötü yorumlar yazıyorlar. Hani adam diyor bize mi hava atıyorsun diyor. Ya, hava atma hava. Ya biz çalışıyoruz gibi bir emek veriyor bir yerde. Çorbamız kaynasın diye. Bize de kimse bir şey vermiyor hediye. Biz sadece gösteriyoruz. Aşkım. Bitsin yani. Ha. Her yerde var annem. Nasıl bütün dünyada iyi insanların olduğu gibi kötü insanlar da var. Yani. Tüm dünyada. Onlara ne yapacaksın kötü insanlara? Kulaklarını tıklayacaksın. Sen güzelce hepsi... Yine şeye... Muammer abimizi kulaklarını çekiyoruz. Geliyor siz güzelce yolumuza devam edin diyor. Evet. Biz de güzelce yolumuza devam edin sizlerin sakin, sayesinde. Sakin. Evet. Söyle anneciğim. Anne böyle kötü insanlara böyle gideceksin. Kulaklarını hepsini böyle... Lay 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 duymuyorum isteyeceğim gideceksin. Arkadaşlar sohbet ne uzadı? Kusura kalmam 26 dakika olmuş. Ya bakayım hakikaten 20 dakika olmuş. Yahu Semih çok konuşuyor. Susmuyor ki adam. Abi sus. Abi. Yani. Sohbete dalınca olmuş. Abi. Yani. Laf açıyor. Evet. Kusura kalmam bence kapanışına yapalım. Daha yakın. Hem seni unutma. Instagram'ını unutma söyleme. Arkadaşlar hep şiirde de söylüyorum. Ha bir de şey uyart söyle. Reklam işini. Ya ben bu şey Instagram'da şey yapıyorum da burada yapmıyorum. Tamam, söylemiyorum. Tamam söyle. Arkadaşlar Instagram'dan da bizleri takip etmek isterseniz Fulya Funda 88 sayfamız. Bugünlük videomuz böyle. İnşallah yeni videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz.